Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2010 yılında başlatılan ve bu yıl Türkiye genelinde 4 ilde 1036 üreticinin arazisinde uygulanan bağda entegre ve kontrollü ürün yönetimi projesi olumlu sonuçlar vermeye başladı. Türkiye'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ilk önce 1995 yılında Entegre Mücadele Projesi ismiyle başlatılan çalışma, 2010 yılında daha kapsamlı hale getirilerek Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi Projesi adı altında sürdürüldü. Çiftçilerin bilinçlendirilmesine yönelik olarak Manisa, Denizli, Çanakkale ve Mersin'de yürütülen projeye toplam 1036 üretici başvurdu. Proje kapsamında başvuru yapan üreticilerin bağları teknik elemanlarca hasat dönemine kadar gözleniyor ve zamanında yapılan tavsiyelerle ürünün kalitesi yükseliyor. Üretim giderlerindense proje sayesinde %50'ye varan oranlarda tasarruf sağlanması çiftçinin yüzünü güldürüyor. Denizli Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sezgin Kutlu, projenin asıl amacının üreticilerde çevre bilincini oluşturmak, tarladan sofraya güvenilir gıda arzını sağlamak olduğunu söyledi. Bu proje Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tarladan sofraya güvenli gıda arzını sağlamak amacıyla başlatılmıştır. Bu projeyle aynı zamanda çevrede korunmaktadır. Kutlu, Denizli'de 3 yıldan beri uygulanan projeyle 328 üreticinin bağlarda hastalıkları, zararlıları, yabancı otları ve doğal düşmanları tanıma ve mücadele etme kabiliyetlerinin geliştirildiğini belirtti. 2010 yılında başlatılan entegre ve kontrollü ürün yönetimi projesi kapsamında ilimizde 169 üreticimizle bağda entegre ve kontrollü ürün çalışması yapmaktayız. Toplam 3600 dekar alanda teknik elemanlarımız üretimin her aşamasında kontrol ederek üzüm üretimini gerçekleştirmekteyiz. Entegre ve kontrollü ürün yönetiminde kültürel mücadeleler, bakım, besleme ve zirai mücadele konusunda üreticimize üretimin her aşamasında destek olmaktayız.